Tabela Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Husqvarna 252 RX çalı tırpanının söküm videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Yani sökümünü yapacağız. Pistonu çizik makinenin neden çalı tırpanı diye bahsettim videonun başında. Arkadaşlar bu makinenin şaft boyu diğer motor tırpanlara göre kısa. O yüzden bu makineler o zaman satılıyorken çalı tırpanı diye satılıyordu. Boyu kısa olmasından kaynaklı daha yukarıdan çalılık arazilerde, işte atıyorum böyle dikenli mikenli yerlerde çok rahat çalışma sağlıyor sizlere. Ve diğer önceki üretilen modellere göre çok daha sağlam ve motor gücü de en üst seviyedeki motor gücüne sahipti arkadaşlar. Tabii ki şimdi aradan geçen yıllar boyunca birçok modelle çıktı. Üretim tarihi 1999 arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu tırpanı biz satmıştık. Bir tane almıştık uzun sürede. Mesela böyle çok talep olmamıştı. Bu müşterimiz de hani sürekli bizden alışveriş yapıyor, sürekli bakımlarını yaptırıyor. Tabii ki en son piston çizdirmiş. Makinenin piston olarak ilk defa sökülmesi arkadaşlar. Bu modelden ben hiç sökmedim, bana da denk gelmedi. Nitekim pistonu da şu an ithalatçı da yok. Bakalım yan sanayi piston uydurabilir miyiz? İşte başka bir şeyler uydurabilir miyiz? Ona bakacağız. Başka bir modelle uyum sağlatmaya çalışacağız açıkçası. Motor gücü olarak tam olarak neye sahipti onu da hatırlamıyorum. Yani 24 yıllık makine. Ve o kadar zamandır müşterimiz bunu kullanıyordu. Gayet de güzel sezonluk bakımları, yani sezon başında sezon sonunda getirip bakım yaptırdı. Bunu sezonda arıza yapmıştı arkadaşlar. Piston yok diye biz bunu hani müsait olduğumuz zaman bakacağız dedik. Abimizde 3 tane de şey pardon 2 tane de motor tırpan var elinde. Husqvarna'nın küçük modellerinden birisi var. O da çok eski bir model. Ama uzun yıllardır kullanıyor. Bunu da dile getirelim. Bir de Çin grubu bir tırpan var diye hatırlıyorum. Ürünlerine çok detaylı bir şekilde bakım yapıyor, kullanıyor arkadaşlar. Yani bilinçli kullanıcı diyebiliriz. Hal fitresi sünger gördüğünüz üzere. Kesme de yapılmış olabilir. Diğer 245 R modelleri arkadaşlar, karterden mesela alttan vidayla sökülüyor. Husqvarna 51 yapısına sahip bir silindir şekli var. Çalışma yönü farklı olduğu için de biraz ufak tefek değişiklikler var. Fakat bu bildiğiniz motorlu testere gibi, yani işte atıyorum 353, 359 gibi 61 Husqvarna'lar gibi böyle karteri ayrılan şekilde, o da değişik bir yapı sağlıyor. Kendisine şimdi Allen 4 ile karbüratörün bulunduğu yeri çekeceğiz. Şimdi şurada iki tane daha vidamız var. Bildiğiniz karbüratör boğazı mevcut. Motorun üzerinde boğazı derken adaptörü. Körüğün altında teli çıkarabileceğimiz bir kısım olması lazım. Kargabonuyla gireceğim şimdi oraya. Söylediğim gibi uzun zamandır hiç sökmediğim bir model. 245'lerde de bu tarz teller mevcut arkadaşlar. Şu ucu bir kırılıyordu. O sıra ithalatı da yoksa vay halinize. Uydurma yoktu. O zaman yan sanayisi yoktu. Tel falan bağlanmaya çalışılıyordu. Ama nitekim artık o modeller de kalktı. Çok güzel, başarılı makinelerdi. Karbüratör şekli bu şekilde. Normal motor testerelerin üzerindeki karbüratörler de var. O zamanlar böyleydi arkadaşlar. Makinenin kuvvetli olduğu da burada gösteriyor kendini. 45 milim piston çapına sahip. Şimdi vidalar birbirine girmesin diye. Çok tecrübem yok. Yani makine zaten arıza için gelmedi bile. Hep bakım için geliyordu. En sonunda piston çizdirilmiş. Yani ipi de şöyle çektiğin zaman belli ediyor. Of. Şimdi bir de bu motorun, daha önceden video çektim bu motorla alakalı bilmiyorum ama gaz telinin tetiği, yani gaz tetiği çok farklı arkadaşlar. Şu malzemeyi de şuraya atayım.
Bakın tetiği bu şekilde arkadaşlar. Buradan basıyorsunuz mandal. Çalışmanıza yani daha iyi bir avantaj sağlıyor. Stop da bu şekilde çektiğinizde stop ediyordu. Arızalı mı bilmiyorum. Şu kısım çıkıyor mu? Çıkan bir malzeme. Şimdi bujiyi söküp silindiri alacağım. Hani şeyi zor değil. Sökümü zor değil motorun. Sadece parça bulunmasından kaynaklı biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Yaşayacağız gibi. Silindir vidaları kaçmış. Büyük ihtimal halen 4'tür. Görüyorsunuz arkadaşlar. Motorun yapısı bu şekilde. Şu lambayı alayım istersen. Piston silindire hasar vermiş ama silinmeyle kurtaracak gibi arkadaşlar. Şu arka tarafları gayet düzgün görünüyor gibi ama hiçbir şekilde silinmeden belli olmaz bu. Kalıntıları görüyorsunuz şu kısımda. Egzozun altında. Pistonun şekli farklıymış. Şimdi yan kanallar açık olduğu için bu bizi çok zorluyor ve makine sağlam bir hararet görmüş. Pistonun tepesi oyuk vaziyette. Buna benzer bir piston araştırması yapacağız arkadaşlar. Motorun yapısını görüyorsunuz. Yani o zamanki motorlar gerçekten çok dayanıklıydı. Bunca yıl sorunsuzca çalışan bir motorlu tester arkadaşlar. Motorlu tırpan. Ama piston tepesinin oyuk olması beni biraz düşündürüyor. Şimdi pistonu temin ettikten sonra krank keçelerini bir şekilde diğer modellerden uydurabiliriz diye düşünüyorum. Muhakkak hani pistonu bulursak, düzgün çalışırsa makine, hani karbüratörde falan bir kelek yoksa hemen bir hava basıncı yapacağız arkadaşlar. Bunu bu şekilde çalıştıracağız diye düşünüyorum. Motorun starterini görüyorsunuz. Burada sağlam bir startere sahip. Motor yapısı bu. Bu bir başlangıç videosu oldu. Eğer piston temin edebilirsem buna benzer bir piston uydurmaya çalışacağım. Olursa videonun devamı olacak arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. Eğer videonun devamı olmazsa en azından böyle bir motor tırpan vardı mantığıyla bu videoyu paylaşırım. Neden? Eskiden nasıl bir motor dizaynı vardı onları görmeniz açısından. Çok da güzel, başarılı bir motor tırpandı arkadaşlar. Bunu dile getirmek istiyorum. Hem servis kolaylığı da var. Bakın hemen kaç dakikada söküldü makine. Ve kaporta maporta sağlam arkadaşlar. Bunu da dile getirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Piston bir tane bulduk arkadaşlar. İthalatçı firmanın elinde olmadığından dolayı. Yani çok eski bir model bu motorlu tırpan. Haliyle yanı açık olan pistonda denk getiremedik arkadaşlar. Uyanlar, hani bu tarz kenar kısmı açık olanlar ya ölçü tutmuyor ya da gajon piminin kalınlığı uymuyor. Bu 45 milim piston 51 Husqvarna ya da 353 Husqvarna'nın pistonu oluyor. 51'inki bütün bu şekilde. Ben de 353'ü en azından şuradaki kanaldan belki bir fark eder diye 353'ünkünü deneyeceğim. Çalışmama olasılığı var ya da patırtılı çalışma olasılığı var arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. 254 Husqvarna'nın testere büyük bir ihtimal. Ben o modeli hiç hatırlamıyorum. Pistonu birebir aynı. Gajon pimi bildiğiniz şu rulman kalınlığında. Hani farklı bir rulman koyup da oraya nasıl anlatayım size, malzeme takamazsınız. Yani şu kalınlıkta olduğundan dolayı o bizim saf dışı bıraktık onu. Nitekim yurt dışı sitelerde piyasa malı, hani Çin üretimi olabilir, başka ülkelerin üretimi olabilir. Pistonlar var. Biz bunu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer çalışırsa bu şekilde gidecek. Şu an tamamen odam bu motorun çalışması hususunda. Eğer uymazsa da bu, yani çalıştırmazsa şey yapacağız. Yurt dışından sipariş vereceğiz arkadaşlar. Bir şekilde gelecek. Şimdi pistonları uydurma yapıyorken arkadaşlar birçok şey etken bu konuda. Şimdi mesela sekmanın tamam, bunda tek sekman uyum sağlıyor. Biraz altta olması mesela silindirin şu egzoz çıkışındaki şeye takılmasını sağlayabilir. O yüzden mümkün mertebe en yakın
piston ölçülerini bulun arkadaşlar. Sekman olsun, bilmem şey olsun. Şimdi sekmanda şu pim var arkadaşlar, yarık pimi. Nitekim bunda tam arkada 353'te, 51'de de aynı şekilde. Bunda kenarda, ama yapacak bir şey yok. Zaten silindir bunu kapatacağı için 353'te de aynı böyle emiş tarafına denk geldiğinden dolayı sıkıntı olmuyordu. Yani şu pim bile aslında önemli. Bunu da dile getireyim. Ağırlığı da önemli. Bizim yeni takacağımız piston 3 gram daha ağır arkadaşlar. Bu neye etki ediyor onu söyleyeyim size. Çok ağır bir piston denk gelirse şu işte piston rulmanını, crank'ın bir el kolu rulmanını döve döve o patlama anında belli bir zaman sonra, yani bir zaman sonra o crank rulmanın dağılmasına sebep oluyor arkadaşlar. O yüzden aldığınız malzemeleri başka bir şey uyduracağınız zaman tartın da. Tartmadan olmaz. Haliyle şuradaki boşluklardan 3 gram ağırlık normal nitelendiriyoruz. Bakalım çalışacak mı? Karbüratörün içerisini açtım, baktım. Gayet temiz. Sadece iğnenin olduğu kısımdaki diyafram biraz sertleşmiş. O şu an tamamen şu piston odağımız olduğu için onu sonradan da söküp değiştirebiliriz arkadaşlar. Şu an ilk etapta motoru toplama derdimiz arkadaşlar. Denemek için bakacağız. Deneme yanılma yöntemi. En azından bu makineyi de böyle çöp etmemiş olacağız. Yurt dışından şimdi malzeme getirtmek bizim birkaç ayımızı alabilir. Şimdi bu motorun sahibi de kendisi yurt dışı seyahatlere de gidebiliyor. Kendisi de temin edebilir ama sipariş yöntemiyle de gelir diye düşünüyorum. Avrupa'daki işte atıyorum firmaların kurmuş olduğu e-ticaret sitelerinde var. Gördüm. Pistonu ben üzerine taktım. Yan sekmanları takmadan, sekmanı da takmadan tepeye vuruyor mu diye. Zaten birebir aynı ama alt eteklere sürtüyor mu gibisinden. Bu gibi işlemler yaptık. Şimdi bir müşterimiz de geldi. Belki durdurabiliriz burada videoyu. Neyse var şu ansa? Eksoz yok. Tamam. Geçen eksozu görmüştüm. Zincir tepesi ne durumda? İyi. Sekman da olmayacağım diye uğraşıyor herhalde. Taktığınız zaman sekmanları şu şekilde bir çevirin arkadaşlar. Bir de hepinizin taktığında bir yönü olsun. Ben bu motoru bu şekilde taktım. Sekmanı çünkü başka yerde söktürüyorlar. Müşteri orada hasar veriyor motora. Başka yerde söktürüyor, tamir ediyor. Ondaki yaptırdığı işi sonra sana getiriyor. Biz bunu zamanında çok yaşadık. O yüzden mümkün mertebe bir işaret koyun kendinize, kafanıza. Bazı olamak modellerinde sekmanların yönü terse dönüyor. Atıyorum 40 milim pistonlarda falan. Motorun şuradaki çalışma mantığına dikkat edin. Kenarlara takılabileceği bir nokta var mı? Kimi tarafı dar oluyor, kimi tarafı geniş oluyor. Bunu şimdi alt eteklerin kenarları açık olmasının sebebi yakıt, motorun iç dizaynındaki yakıtı alıp çekmesi falan, bunları etkiliyor arkadaşlar. Bu kanallardan yukarıya benzini çıkardığı için aşağıdan karteri yağlayıp rulmanları yağlayıp mesela kenardan basıyor. Çalışmama olasılığı bundan dolayı oluyor arkadaşlar. Mesela Husqvarna John Serret 625 ile 630'un pistonları farklı. Birisinin yan etekleri açık, yani yan kenarları açık bu şekilde takıyorsun 61'in pistonu oluyor ama motor çalışmıyor ya da patırtılı çalışıyor, verimsiz çalışıyor. Bakalım bunlar ne yapacak? Yani o tereddütüm var, o da bir gerçek ama denemeden de öğrenemeyiz arkadaşlar. Bu motoru da yatırmak da iyi bir şey değil açıkçası.
Taktığınızda şöyle bir turlatın arkadaşlar. Muhakkak bir dönsün. Şimdi elimizi yağlanmış vaziyette olduğu için bir temizleyeceğiz ama ondan önce şu iç kısmı da, hatta şöyle göstereyim bakayım görünüyor mu? Az sabit kal dostum. Silindirin içerisi bu şekilde, aşırı derecede pistondaki malzemeler silindirin içerisine yapışmış. Ve ciddi derecede uğraştım arkadaşlar. Bir saat falan uğraştım. Ne kadar düzgün oluyorsa o kadar iyi çıkardım. Bu da bir gerçek. Silindirin içi çok temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada şimdi bizim temizleme yaptığımız işte zımparaları görüp işte sağdan soldan temin edip tamir yapmaya çalışanlar oluyor. Düzgün silmezseniz sıkıntı. Çok fazla uğraşırsanız, bastırırsanız ne oluyor? Silindirin egzoz çıkışı ya da işte atıyorum hava girişi tarafındaki kenarlardan kromu attırıyorlar. Mümkün mertebe biz kaçınıyoruz bundan ama tabii ki bazı motorlarda da ister istemez orayı temizlemen gerektiği için alabiliyor. Sizler de dikkat edin. Eli yatkın olmayan kişiler de pek mümkün mertebe ellemesin diye buradan tavsiyelerde bulunuyorum arkadaşlar. Çünkü bu iş tecrübe. Tecrübe edinmek de maliyetli bir iş. Onu da söyleyeyim. Şimdi sekmanı takacağım ama biraz uğraştıracak beni. Kırmadan almaya çalışacağım ama usta elinle takıyor. Birçok tamirci arkadaş da elinde takıyor. Ama bende böyle bir imkan yok arkadaşlar. Ben tornavida kullanıyorum açıkçası. Şimdi sekman da bir uyuzluk yapıyor. Tam kenar noktadan kalıyor. Şöyle çevirmeye çalışayım diye düşünüyorum ama rahat geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yerine rahat geçmezse sekman kırılıyor. Kırıldığını da anlamayabilirsiniz. Kulak vermeniz lazım o an. Kırılırsa silindiri yararsınız arkadaşlar. Stillerde çok biraz zorluyor o piston sekmanı takmak falan ama bu sonralar kolay. Hele ki modeli sökmesi çok kolaymış arkadaşlar. Biz genelde 245R modeli satıyorduk bunun. Bu pahalı kalıyordu o zaman. 245 çok rağbet görüyordu o zamanlar. Dediğim gibi onun sökmesi daha zordu. Daha uğraştırıcı bir hali vardı. Bunun hemen 2 dakikada söküldü açıkçası. Ben bile şaşırdım yani. Video belki dedim uzun sürer. Anında bitmişti başlangıcı. Evet, güzel bir şekilde oturdu. Sıkıştırma sağlam ama tabii motorun burada önemli noktası çalışması. Çalışmazsa hiçbir mantığı yok. Karbüratör takalım. Burada gaz teli uğraştıracak biraz bizi. Hatta gaz teli şöyle oturtayım. Hassas bir şey. Kopabiliyor. Şu vidaları alalım. Vidalar engel olmaya başladı. Thank you.
İçindeki yakıtı boşaltmış mıydın dostum? Hayır. Tamam. Boşaltmıyor. Temizlerken kullansaydın en azından. Eğer motor düzgün çalışırsa yakıt hortumunu değiştireceğim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tel olayı uğraştıracak. Lastiği dışarı çıkmaya çalışıyor. O zamanki zamanlar işte Husqvarna'nın servis konusunda, servis yönünde tamiri çok kolaydı arkadaşlar. Hemen söküp takabiliyordu, stil zorluyordu. Şimdi hepsi karma karışık bir düzen aldı zaten. Ses çektiği zaman pek çalışmayacak gibi ama bakalım hayırlısı. Ses hani yankı yaptırıyor gibi. Şu benzini bir boşaltalım. Kolay susta. Abi. Kolaysa başına gelsin. İçerisinde yağ var ama biraz eksik gibi. Orijinal yağlarını kullanıyor zaten. Ay bir yağ benzinimiz nerede? Şurada bir yerde görmüştüm sanki. Şimdi gelelim egzoza. Yukarıya mı bakıyor, aşağıya mı bakıyor, orada tereddütüm var. Şu şekilde olduğunu varsayarsak. Tamam böyle. Sökerken hiç dikkat etmedim açıkçası. %80 bu buraya böyle geçiyor. Ama kablo gelmiyor. Şöyle çevirdiğin zaman aşağıya doğru bakması bir mantığı yok herhalde. Bu %80 yukarıya doğru bakıyor. Çünkü şuradan bir kertik giriyor olabilir. Şöyle baktığın zaman da pek bir şey yok. Ona bakacağız. Şimdi yön konusunda da tereddüt ettiriyor. Conta.
şekilde duruyor gibi. Böyle. Şöyle olacak gibi. Bu kabloyu ekmesi lazım. Burada. Bakalım nasıl olacak. Bu kolay. Bir şekilde çözeriz ama şeyde tereddüt ettiriyor arkadaşlar. Kapağı takarken pistonu bir çözelim. Bunu çözeriz. Burayı da kabloya çatıyor. Kabloyu eritir. Bunu şimdi takacağım arkadaşlar. Nasıl çözüm? Bu şekilde taktık. Şu bujimizi de sıkalım. Buji düzgün ateşliyor gibi görünüyor. Kelek yapmazsa buna bakacağız. Şu malzeme de fırlamazsa geldi çalıştı. Yeti çeksin bir ipi. Şöyle dediğimiz gibi piston sıkıntı yaptı arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Bu şekilde toplayacağım ve piston yeni geldiği zaman sipariş vereceğiz. Şu nefes nefese kaldım. O geldiği zaman tekrar toplayacağız arkadaşlar. Bir sipariş verme yoluna gideceğiz. Bu videoyu bu şekilde sonlandıralım. Dediğim gibi şu pistonun yan tarafları açıksa, kapalı takarsanız çalışmıyor. Bunda da o naneyi yiyor. Nitekim kendine uygun piston denk getirdiğimizde yurt dışından ne zaman gelirse tekrar buna bir aksilik olmazsa toplama videosu çekeriz arkadaşlar. Bu videoyu bu şekilde paylaşacağım. En azından ne şekilde uğraşıyoruz, neler yapıyoruz görmenizi istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
makinesi çalışıyor işte. Çekiyor musun? Kıvırtıyorum.